Pandemi dönemi servisçileri de etkiledi. Okulların açılmasıyla yüzleri gülen servisçi esnafı akaryakıta gelen zamlardan olumsuz etkilendi. Kayseri Minibüsçüler ve Servis işletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay, motorin grubuna gelen zamların esnafı etkilediğini belirtti. Şöyle söyleyeyim, tabii ki e, öncelikle servisçi meslektaşlarımız yaklaşık iki yıldır bir kazanç elde etmeden bu servis araçları zaten evlerin önünde yatıyordum. Uzun zamandır bir gelir elde etmeyen ve hayatını devam etmek durumunda kalmış hayatını devam ettirmek adına da bir sonraki yıllarda kazanacağı parayı kazanmadan harcamış bir meslek örgütümüz vardı. Zaten zor ve sıkıntılı bir süreçler yaşadık. Bundan sonraki süreçte böyle gözükecek gibi gözüküyor. Şimdi. Gelen akaryakıtta özellikle e, motorun motorin grubuna gelen zamlar esnaf sanatkarımızı ciddi derecede etkilemiş. Bundan sonra bunların bizim meslek örgütümüze ciddi bir yansıması olacağı kanaatindeyim. Takdir edersiniz esnaf sanatkarımız günlük 50 lira 100 liralık mazot alan bir değil yani. Sürekli bu işle evini geçindirmek durumunda olan, aracının deposu her zaman dolu olmak zorunda olan ve geçimini araçla e, kazanan gruplar olduğu için Esnaf sanatkarımız etkilenmiştir. Pandemi döneminde de en fazla etkilenen meslek örgütü, gelen akaryakıt zamında da en fazla etkilenen meslek örgütü bizim arkadaşlarımız olacaktır. Tabii ki can yakıcı. Hayat Hayatta nefes almaya çalışıyoruz tabiri caizse. Ayakta durmaya çalışıyoruz sadece. Son derece can adı acıtıcı. Burada tabii iki unsur var diye düşünüyorum. Birincisi, Esnaf sanatkarlarımızın kendi arasında almış olduğu alacağı tedbirler ve kararlar bunlarla alakalı bir de diğer devlet kurumlarından yetkililerden mülki amirlerimizden olan beklentilerimiz bunu amorti edebilmek adına çok özel şeyler demiyoruz fakat esnaf sanatkarımızın kazanç noktasında özellikle fiyat tarifelerini uygulaması noktasında daha tutucu, daha birbirine bağlı olaraktan özellikle gerek organize sanayi bölgesine çalışan esnafımız, gerek öğrenci servisindeki mesleğindeki arkadaşlarımızın birbirleriyle haksız rekabet ortamını kesinlikle özellikle personel araçlar için söylüyorum ortadan kaldırması gerekir. Tabii ki bu konu bizi etkilediği kadar tüm halka da etkileyecektir mutlak suretle anlayışta göstermeye çalışıyoruz ama emin olun şu an mesleğimiz yapılabilir durumdan çıkmış vaziyettedir. Yani düşünün siz gün geçtikçe eriyen bir mesleğe sahipsiniz. Sadece akaryakıta gelen zamlar değil. Bunu ben isyan etmek adına falan söylemiyorum ama ortada bir gerçek var. Bunu göz ardı edemeyiz. Başkaları nasıl etkileniyor onu bilmiyorum. Ama bizim mesleğimiz son derece tabiri caiz ise rampadan aşağı doğru freni boşalmış bir kamyon gibi gittiğimizi düşünüyorum şu an için. Esnafımız önünü göremiyor. Neden dolayı? Bu şununla alakalı söylüyorum. Gelen zamlar direkt esnaf sanatkarımızın ham maddesi, ana kaynağı. Her gün petrole gitmek zorundayız biz. E bu konuda esnaf sanatkarımızın birbiri arasında haksız rekabeti ortadan kaldırarak, gerçekten mesleği yapılabilirlikten çıkartmamaları ve mutlak surette ama mutlak surette kurumsal bir kimliğe bürünerek kurumsal çalışmaları gerekiyor. Bu esnaf sanatkarımız için artık kaçınılmaz bir şey olmuştur. Yine söylüyorum. Gerek personel araçlarında, gerek öğrenci servis araçlarında tek kurtuluş formülü budur. Bunu da şunun için anlatıyorum. Bir okuldan bir bölgeye, bir okula, binaya, apartmana birden fazla servis aracının gitmemesi gerekiyor. Bu gerekirse totalde bir tasarruf yapılabilmesi adına gerçekten kurumsal bir kimlikle çalışmak tüm topluma, tüketicilere de yansıyacağı kanaatindeyim. Bu konuda cimri davranmamız gerekiyor. Maalesef. Tabii ki belki dünya ekonomisi etkilenmiştir. Tüm dünyada akaryakıt fiyatları artmıştır ama yansıması bizim ülkemizde biraz daha fazla oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmayan bir meslek örgütümüz var. Bunu hiç kimsenin göz ardı etmemesi gerekir. Diğer taraftan ikinci seçenekte de bunları önlemek adına yani telafi etmek adına konumuzla alakalıdır değildir ama örnek veriyorum Korsan taşımacının mutlak suretle önüne geçilmesi gerekir. Özellikle organize sanayi bölgesindeki gerçekten meslektaşlarımıza ortak olmuş korsan çalışan birçok insan var. Düşünün kanun koyucu kanunu koyuyor. 60 gün trafikten men diyor. İşte 6 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira trafik cezası koymuş. Ama biz mülki amirlerimizi sürekli hatırlatmak, tabiri caizse sürekli yalvarmak zorunda kalıyoruz. Gerek trafik ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığındaki zabıta arkadaşlarımızın bu konuda esnaf sanatkarımıza destek olmaktan ziyade herkesin asli olan işini layıkıyla yerine getirmek adına çok önemli. Bizler bunu mikrofonlar aracılığıyla söylememize de gerek kalmaksızın yapılması gereken şeyler aslında ama belki 8-10 yıldır aynı türküyü defalarca çağırmışımdır ki en azından... Esnaf sanatkar bu kadar zor durumdayken bu sadece kendi meslek örgütümle alakalı konuşmuyorum. Bakın, korsan her yerde kanayan yaradır. Korsan Kayseri'de esnaf sanatkarın belini bükmektedir. Korsan Kayseri'de 41 meslek odasının tamamına sorun, mikrofon uzatın. Hepsi de aynı konuda söyle. Gidin emlakçıya sorun, onun da en büyük derdi korsandır. Galerici esnafına sorun, onun da en büyük derdi korsandır. Emin olun. Bu bizim için de geçerli. Bu okul önlerinde de işte bina görevlileri bizim mesleğimize ortak oluyorlar. Maalesef oluyorlar ama bunu söyleye 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 artık dilimizde tüy bitiyor tabiri caiz ise. Bunları söylememize gerek kalmaksızın esnaf sanatkarın en azından bu zorlu süreçlerde e, devlet e, kolluk kuvvetlerinin mutlak suretle esnaf sanatkarın yanında olması gerekir. Yani biz bunları söylerken güzel şehrimiz, hani yıkıcı bir dil kullanmamak için gayret ediyoruz ama gerçekten esnaf sanatkarlar olaraktan zorlu bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda da devlet kurumlarında olan kollu kuvvetlerinin desteğine, kontrollerinde mutlak suretle doğru olan şeylerin yapılması için bizlere yardımcı olması gerektiği kanaatindeyiz. Teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz.